Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır OBS ile alakalı bir video çekmiyordum. Daha önce çekmiş olduğum OBS ve Streamlabs ayarları videolarıma inanılmaz yorumlar geldi. Çok fazla yorum geldi. Bu yorumlara üstün körü baktığım zaman herkesin sorularının aşağı yukarı aynı olduğunu fark ettim ve genel sıkıntının, genel merak edilen şeylerin ortak olduğunu gördüm. Ben de bunlara nazaran videolara gelmeyen en çok sorulan soruların bir derlemesini yaparak bir video çekmek istedim ki genel problemlerin hepsini tek videoda çözelim diye. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı unutmuyoruz. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Eğer OBS veya herhangi bir yayın aracıyla alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa eğer aşağıda açıklama kısmında bulunan Discord linkinden Discord'umuza katılabilirsiniz. Oradan her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ben olmasam bile diğer arkadaşlarım, bilgi sahibi olan arkadaşlarım sizlere mutlaka bilgi verecektir. Aynı zamanda yine açıklama kısmında bulunan Instagram ve Twitch hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Twitch'te çok güzel oyunlar oynuyoruz, sohbetler ediyoruz. Sen de bize katılabilirsin. Bekleriz abi. Lafı fazla uzatmadan hemen çok gelen sorulara dönelim ve bir bir onları cevaplayalım. Hadi bakalım. Abi yorumları şuraya koyacağım. İlk gelen yorumumuz, çok fazla sorulan sorulardan biri şu abi. Jesus Fatih demiş ki bize, merhaba, öncelikle teşekkürler, son derece açıklayıcı olmuş işin temelini öğrettiğiniz için. İşin temelini öğrettiğimiz için çok açıklayabiliyorum Fatih, eyvallah, sağ olasın, canımsın. Şu an site değişmiş bile olsa sorunsuz halledilebiliyor. Benim sorunum biraz garip. Dün chat, abone ve olayları ekledim. OBS'te test ettiğimde hepsi çalıştı ama yayına geçtim. Yayında görünmüyor hiçbiri. Mesela biri takip etti, sesi duydum, yayına düşmedi, görüntü vesaire baktım. OBS de çalışıyor ama yayına gelmiyor. Ne yapabilirim acaba demiş Fatih. Geçelim OBS'imize. Abi gördüğünüz gibi OBS'imiz, ekranımız bu. Şimdi benim ana gösterdiğim şey ne? Şu an birinci ekranımı gösterdiğim için ben şu an ekranda iç içe OBS görüyoruz. Şimdi abi, şimdi biz bildirimleri bu OBS temelinin, yani şu birinci ekranımın üstünde çıkmasını istiyorum bildirimleri, değil mi? Öncelikle şunu bir kontrol edelim. Mesela kaynaklar kısmına ben bir tarayıcı ekleyeyim. Ekledim abi. Bunu benim bildirimlerimmiş gibi varsayalım. Tamam mı? Şimdi ben bunu eğer ana ekranımın üstünde bu şekilde gözükmesini istiyorsam, yani bildirim çıktığında şurada gözükmesini istiyorsam, ana ekran yakalama aracımın üstüne koymam gerekiyor tarayıcıyı. Yani bildirim panelimi. Neden? Çünkü bunu altına alırsam gözükmeyecek. Evet, sesini duyarım ama asla ve asla gözükmez abi. Çünkü bu kaynaklar kısmını Photoshop'taki layer mantığıyla düşünebiliriz. Yukarıda gözükmesini istediğimize üste koyacağız abi. Durum bu. Bunu yaptık ama yine olmadı. Bunu yaptık, yine olmadıysa, ses geliyor, görüntü gelmiyorsa şunu deneyebiliriz. Tarayıcımızı açtık. Yani bildirim panelimizi açtık. Bildirimlerimizi bu tarayıcıya eklemiştik ya. Bunu açtık abi. Aşağı geldik. Yayındayken yapabilirsin bunu gönül rahatlığıyla. Geçerli sayfanın ön belleğini yenile deyip tekrar deneyebilirsin. Bundan başka bir problem olacağını sanmıyorum. Hani ses geliyor ama görüntü gelmiyorsa en büyük nedenlerinden biri budur. Eğer bu iki şeyi de uyguladıysan ve olmuyorsa lütfen yorum kısmında belirtiniz. Tekrar başka bir çaresine bakalım diyorum ben. Evet abi, bir sonraki sorumuz. Egemen Yaşar demiş ki, abi bu PayPal istiyor. Canlarım, ciğerlerim, bebeklerim, bir tanelerim, Streamlabs, OBS. PayPal istemiyor. Çünkü istemiyor. Burada olay ne biliyor musunuz? Biraz dikkatsiziz abi. Ekranın sağına soluna bakmıyor. Ben bunu göstermek için sıfırdan bir Twitch hesabı açtım ve bunu Streamlabs'e bağlayacağım sizlerle birlikte. Baba, Streamlabs'imiz geldi. Bunu biz Twitch'e bağlayacağız ya. Twitch'e tıkladım abi ben buna. Yetkilendirme ekranı çıktı. Yetkilendirdim abi. Yetkilendirdiğimde bana ne dedi? Böyle bir ekran geldi. Diyoruz ki ilk önce choose starter diyor. Yani hiçbir para ödemeden free başlamak istiyorum. Choose starter'ı seçtik abi. Continue diyoruz. Abi nerede? Zorunludur nerede diyor PayPal. Buradan direkt continue'ya basıyorsun, devam. Bak buraya geldim. Burada ne diyor? Skip. Skip atıyoruz buradan arkadaşlar. Sonra bu geldi, ne diyoruz? Finish. Bitti abi bak. Free. Streamlabs free. Bu şekilde de çözüyoruz Egemen'cim. Egemen bu şekilde yapabilirsin abi. Hiç sıkıntı yok. PayPal, MyPal, herhangi bir ödeme, para vesaire vıdı vıdı fıdı 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 istemiyor abi. Şimdi geçelim bir diğer çok gelen sorulardan birine. Bu da neymiş abi? Abi bağış kutusu bende dolar olarak gözüküyor. Nasıl TL yapacağım? Aga be. Hemen abi yeni açtığımız hesabımızdan
devam ediyoruz. Geldik ana sayfamızdayız. Ana sayfamız burası. İndik abi en alta. En altta bak settings var. Settings'e tıkladık. Settings'e tıkladık. Burada donation settings var. Donation settings'in altında bir daha settings var. Buna da tıkladık abi. Ne yaptık? Currency USD. Dolares. Biz bu abi bizim dolaresli işimiz yok. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bunu aldık abi. TR'ye yaptık. İndik aşağı. Save settings dedik. Sonra geldik abi analistike. Bak TR'ye oldu. Oo, bu şekilde TL yapabilirsin. Gönül rahatlığıyla. Kafa temiz. Mis. Şahane. Mükemmel. Evet abi. Bunu da çözdüysek bir diğer soruya geçiyoruz. Geçtik abi. Yusufcan Yalçın demiş ki abi ben mesela normal OBS Studio kullanacağım yayın için. Streamlabs aboneleri, takipçileri ve bağışları görmek için başka uygulama falan var mı? Baba bunun iki yöntemi var. Birincisi Streamlabs'in kendi ana sayfası. İkincisi Twitch yayıncı paneli. Şimdi Twitch yayıncı panelinde bağışları, donate'leri göremez. Bunun sebebi şudur abi. Biz donate'leri, yani yayıncılar donate'leri nereden alıyor? Bino Game'den, Oyunfor'dan, Game Satış, vıs 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 bir sürü site var bağış alabildiğimiz. Değil mi? Bunun için öncelikle abi bağış alacağımız siteleri Streamlabs'e matchlememiz gerekiyor. Birleştirmemiz gerekiyor, tanıtmamız gerekiyor. Biz bunu Twitch harici başka bir yerden donate'leri aldığımız için o yüzden Twitch yayıncı panelinde donate'ler gözükmez. Donate'leri Streamlabs'ten görebilirsin. Benim yegane önerim şudur. Normal OBS'de yayın yaparken OBS ekranının sağına soluna köşesine hemen dönelim. Streamlabs'i aç abi. Burada Recent Events kısmı var. Recent Events kısmında tüm gelen donate'ler, takipler, bitler, hostlar, raid'ler, burada yayınla alakalı olan her şeyi görebilirsin abi. Mesela çok totomuz kalktı, çok havalandık mesela. Çok ünlü bir yayıncı olduk, kocaman olduk. 1 milyon kişi izliyor. Ne yapacağım? Follow'lara mı bakacağım? Tık abi. Kaldır buradan follow'ları. Sadece donate'leri, host'ları, bitleri, raid'leri gör. Yani burayı istediğin gibi kendi istediğin şekilde çok güzel organize edebilirsin baba. Her şeyi de burada görebilirsin. Abonelikleri, işte abone tekrarlarını vesaire alayını buradaki Recent Events kısmından görebilirsin. Benim sana tavsiye edeceğim en güzel yer burasıdır abi. Burada güzel güzel kafan rahat her şeyini görebilirsin canım benim. Şimdi bunu da anlattığımıza göre diğer bir soruya geçiyoruz. Sevgili Mert Özen kardeşimiz çok yakarmış. Bu konuda çok başı ağrımış anladığımız kadarıyla. Ya kardeşim gerçekten eline sağlık, güzel anlatmışsın da bir Allah'ın kulu da şunu söylemiyor ki yayın kalite seçenekleri nasıl koyacağız? İki ayar değiştiriyorum, bir daha geri koyamıyorum. İzleyicilerimin interneti iyi olmuyor. 720p'den aşağı çözünürlük seçeneği oluyordu. Küçük bir şey değiştirdim, seçenekler gitti. Aynı ayarlara döndüm ama sadece 720p seçeneği var. Twitch'te seçerken. Allah kitap aşkına, herkes OBS nasıl kullanılır videosu çekiyor. Kimse şu dediğimi anlatmadı demiş ve yakarmış. Kardeşim, dostum, canım, abim. Çok haklısın. Bu konu bizlerin en büyük problemi. Ama ne yazık ki çözünürlüğü biz kendimiz kalite ayarlarını koyamıyoruz. Twitch'in şöyle bir algoritması var. İlk başta şunu söyleyeyim. Biz yayın kalite seçeneği verdiği zaman şöyle bir şey oluyor. Twitch sunucularında biz doğal olarak 720p yayın veriyoruz değil mi? Bu 720p yayına kalite seçenekleri koyduğumuzda 360, işte 480, işte 160p fıt 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 geliyor. Eğer bir izleyici bunu 360p izleyeceği zaman, 360 kalite ayarına tıkladığı zaman şöyle bir şey oluyor. Sunucu 720p'lik yayını sıkıştırıp izleyiciye veriyor bunu. Doğal olarak ne oluyor? Sunucu bunun için ekstra bir efor sarf etmiş oluyor. Twitch de sunucularının daha rahat çalışması için şöyle bir şey yapmış abi. Benim diyor önceliğim partner yayıncılar. Sonra iştirak yayıncılar, sonrasında partner veya iştirak olmamış sürekli yayın açan yayıncılar, düzenli yayın açan yayıncılar. En sona da demiş ki yeni başlayanlar. Yani Twitch kalite ayarı verirken
Bu sıralamayı kullanarak kalite ayarı tanımlıyor. Sunucularının daha rahat çalışması. Şimdi bunun iki seçeneği var. Birincisi abi, kalite ayarlarının gelmesini istiyorsan prime time'da yayın açmayacaksın. Birincisi bu. Prime time dediğim ne? Partner ve iştirak yayıncılarının en çok yayın açtığı saatler. Akşam 8'de 12 arası veya ne bileyim işte öğle saatleri, akşama doğru. Yani partner yayıncılarının en çok aktif olduğu saatlerde yayın açarsan kalite ayarı alma seçeneğin bir o kadar da düşer. Bunun ikinci yolu şu. Hayır abi, benim saatlerim bu. Ben akşam 8'de açıyorum yayını, prime time'da açıyorum. Başka müsait zamanım yok vesaire dersen eğer şöyle yapacaksın abi. Açtın yayını, kalite ayarı yok değil mi? Hemen kapatıyorsun. Bitrate'ini 50 veya 100 arttırıp veya düşürüyorsun. Hangisini istersen tekrar açıyorsun. Olmadı mı? Kapatıyorsun, tekrar oynayıp tekrar açıyorsun. Olmadı mı? Kapatıyorsun, tekrar oynayıp tekrar açıyorsun. Bu bazen ikinci kerede de olur, bazen 15. kere yaptığında da olur. Bu tamamen senin şansına kalmış bir şey. O yüzden baba çok şey yapma, çok buna takılma. Bu kesinlikle senin elinde olan bir şey yok. Bu şekilde önüne geçebilirsin, şansını deneyebilirsin kalite seçeneği almak için. Bunu da cevapladık. O zaman öteki soruya geçiyoruz abi. Ahmet Fidnan, selam, benim bir sorum olacak. Ben ekran yakalamayı sadece birini yakala diyorum ama alt tab atınca masaüstü de gözüküyor. Ben gözükmesini istemiyorum, yardımcı olursan sevinirim demiş. Babacım şimdi şöyle bir şey var. OBS'de sen ekran yakalama dediğin için o ekranda o anda ne varsa OBS onu alır. Eğer oyun oynuyorsan oyun yakalamayı seçebilirsin. Ama oyun yakalamada da şöyle bir şey var. Her oyun yakalamayı desteklemiyor abi. O yüzden ekran yakalama mecbur. Yani bunun için yapılabilecek bir şey yok. Ekran yakalamada şunları görme diyebileceğimiz bir seçenek ne yazık ki OBS'de yok. Dediğim gibi bunun iki yöntemi var. Birincisi ikinci ekran gerekiyor. İkincisi de oyun oynuyorsan oyun yakalama kullanman gerekiyor. Ne yazık ki başka bir çaresi, sebebi yok. Üzücü. Sıra geldi Ali Osman Tan. Bu da elimde niye duruyor? Çift taraflı bantla niye oynuyorum bilmiyorum. Ali Osman Tan demiş ki bende yayın yerinde sadece X264 yani ekran kartını göstermiyor. Ama ekran kartım var. Nasıl ekran kartına bağlayacağım biliyor musunuz demiş. Ali Osman Tancım şöyle yapıyorsun. 1. Ekran kartının driver'ını güncelliyorsun. Mutlaka yeni bir driver'ı çıkmıştır ekran kartının. 2. OBS güncellemelerini kontrol ediyorsun. OBS'e güncelleme gelmiş mi? Bunun başka bir nedeni, sebebi yok. Eğer ekran kartını güncelledin fakat OBS'te yine gözükmüyorsa OBS'i uninstall yapıp tekrar installlarsan eğer sorun çözülecektir. Bunun başka bir seçeneği, yolu, hiçbir şeyi yok abicim. Eyvallah, sağ olasın yorumun için. Bu tarz sorular bana en çok gelen sorulardı. Bunları bir bir tek tek cevapladık. Eğer bunların haricinde çözemediğiniz, çözmek istediğiniz herhangi bir soru varsa, aldığınız hatalar varsa bu videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmında bulunan Discord'umuza katılarak destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmemeyi unutmayınız efendim. Açıklama kısmından Discord, Twitch, Instagram, sosyal medya hesaplarıma hepinizi bekliyorum. Twitch çok güzel oyunlar oynuyoruz, sohbetler ediyoruz. Sen de gel bizimle hafta içi sabah 9 ve akşam 9, 8, 9 gibi. Günde 2 yayın yapıyorum Twitch'te. Hepinizi bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevildiniz, cansınız, bir tanesiniz. Öpücükler kocaman kocaman. Haydi eyvallah.